Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Ve fevvid emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve biveçil kerim ve sultanihil kadim. Min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayr vel esîran. İ'lemû enne efdalel kitâbi kitâbullah. Ve efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve kulli bid'atin dalâle ve kulli dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttas ilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. Dakhala iblisu el-Irak. Ve kadâ hâcetehu fîhâ. Thümme dakhala şâm. Fetaradûhu. Hattâ belâve ben sayân. Dakhala Mısır. Febâda fiha ve ferraha sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersi dinlenen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerif yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, mezin, kayyimi, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, sulha, şüheda, münat, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Dakhala iblisu el-Iraka. İblis aleyhillâne Irak'a girdi. Bu Abadan'dan Musul, Basra, o civarlara verilen bir şey, evet, isim. Fekada hacetehu fîhe ve ihtiyacını orada gördü. Yani vesvesesini oradakiler kabul ettiler. Hilesine uydular. Onun aldatması altında, tesiri altında kaldılar. Hakikaten Irak bahsedilen yer tarih boyunca hiç huzur görmemiş. Devamlı karışıklıklar. Uzun süre bir şey yok. Mutlaka böyle karışıklıklar olmuş. Onu Peygamberimiz önceden haber veriyor. İblis aleyhillâne Irak'a girdi ve ihtiyacını orada gördü. Hedefine ulaştı. İnsanlara onlar onun oyununa geldiler ve vesvesesine kapıldılar. Tümme dakhala Şam'a. Sonra Şam'a uğradı. Şam civarına uğradı. Fataraduhu. Oradakiler onu kovdular. Kovdular, Şam'a sokmadılar. Evet. Hatta belaga Beynesan. Beynesan denilen yere. Bu Şam civarında bir yerin adı. Kadı Abdurrahim bin Ali Beysani oralı diyor. Oraya, yani Peygamberimizin bu sözlerinden bütün hepsini şey etmeyin. Öyle büyük adam da var diyor. Evet, oraya girdi. Şam'dakiler kovdular, oraya yöneldi. Evet. Thümme dakhala Mısır'a. Sonra Mısır'a girdi şeytan. Febada fîhe. Orada yumurtladı. Ve ferraha yavruladı.
Evet. Bu kuşun işte yumurtası, yavrusu ferah. Bu demek, kuşun küçüğü demek. Orada Tabarani'nin bir hadisine göre de evet inne Mısır setüftehu. Efendimiz haber veriyor bir başka hadiste. Fetholunacak, Mısır fetholunacak. Fettecavu hayra. Evet. Ve la tettezuhu edaran. Yani orada fentecu hayra ve la tettehiduha daran. Orada yerleşmeyin. Hayrınız, ihtiyarlı bir şey bulursanız alın ama oraya yerleşmeyin. Fe innehu yusaku ileyha akallen nasi amar. Evet, orada karışıklar olacak ve insanların ağzı orada şey bulabilecek, güzel bir ömür bulabilecek. Evet, çok az insan az ömür sürebilir. Diyeceksin ki eceller mukadderdir, ömürler mukadderdir, değişmez. Peygamber niye böyle söylüyor? Evet, orada kalmayın diyor, orada uzun yaşayan olmaz. Karışıklıklar çok olur çünkü. Ama diyor ki lahu mahfuzda, şöyle yaparsa şu kadar yaşayacak, böyle yaparsa bu kadar yaşayacak diye de kayıt olabilir diyor. Peygamber buna işaret etmiş olabilir diyor. Bunun sırrını peygamber bilir ama böyle ifade var. Yani işte sadaka ömrü uzatır, sıla-i rahim ömrü uzatır diye de hadisler var. Ama sadaka verirse şu kadar yaşayacak, sıla-i rahimi kesmezse şu kadar yaşayacak diye de kayıt olabilir kader şeyinde, yazısında diyor. Böyle olabilir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret etmiş olabilir diyor. Böyle açıklamalar var. Evet. Arif Bistami Hazretleri Mısır'a gelince şanühe acib. Şaşılacak bir işi vardır Mısır'ın. Sirri de gariptir. Evet. Halku ve ekseru min rizkühe. Halkı kalabalıktır, geçimi zordur. Herkese yetmeyecek, yetecek kadar bir şeysi de kalkmaz toprağından. Halkı çoktur, rızkı azdır. Evet. Yani insanlar oradan çıkmazlarsa doymazlar. Aç olurlar diyor Bayezid Bestami de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği, işaret ettiği de bunlar olabilir diyor. Evet. Nil Nehri tabii güzel, onun hayat damarı, can damarı altındır diyor. Toprağı altındır Nil Nehri sebebiyle. Onun geçimini orası sağlar. Biz buradaki bilgileri söylüyoruz. Büyük zatların sözlerini. Nisa'uha lub. Kadınlar güvenilmez. Çok oyuncudurlar. Evet, orada tahsil gören üstazlarımızla sohbet ederken de bunlar hep doğruluyorlar. Yani bu duygular çok zayıf orada. Yani bu namus duyguları çok zayıf. Hep önümüze geçerlerdi diyorlar. Efendimiz de onu, bu şey de onu söylüyor. Ve sıbyanühe tarb. Çocukları çok şeydir. Böyle neşelidir falan. Dilbazdır. Evet, insanın çekicidir bunlar. Evet. Böyle laflar var Peygamberimizin bu ifadesi üzerine Mısır hakkında. Evet. Tümme basada abgariye. Evet, Mısır'a dahil oldu. Orada yumurtladı, yavruladı. Sonra yapacağını yaptı. Yalanını dolanını yaydı. Sultasını yaydı. Yalanını yaydı her tarafa diye Efendimizin ifadesi. Şimdi tabii neyi kastettiğini bizzat Peygamberimiz bilir ama mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihalinden sonra Ebu Bekir halife oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devrinde yalancı peygamber zuhur etti. Çünkü sahabiler Peygamberimiz uğruna her şeyi feda ettiler.
çok sevdiler. Hatta Mekke'de o Hudeybiye anlaşmasında diyor ki müşrik gelen elçi, peygamber bu tarafa dönüyordu, öndekiler bu tarafa sıçrıyordu. Bu tarafa dönüyordu, onlar o tarafa sıçrıyordu. Yani peygamberimizin tükrüğünü şeref biliyorlar, üstüne değsin tükrüğünü de öyle. Peygamberimizi çok seviyorlar. Bunu herkes biliyor, duyuyor. Ya Resulallah, denize at desen kendimiz çekinmeden atarız. Ateşe atla desen çekinmeden atlarız. Böyle lafları var çok sahabilerin. İşte böyle hırs peşinde, makam peşinde olan bir sürü insan var dünyada. Varlıklı, zengin, zeki. Bunlar demek peygamber olunursa böyle insanlar insanı sever. İnancına kapılmışlar. Herkes ben de peygamberim demiş. 6 tane yalancı peygamber zuhur etmiş. Bunların en azılısı, en çok uğraştıranı devleti, İslam devletini, Müseylemetül Kezzab. Evet, diğerlerini işte Hazreti Ebu Bekir ordusuyla birer birer yok etmiş. Müseylemetül Kezzab'da 70 tane Kur'an hafızı sahabi şehit olmuş. Bunun üzerine böyle cihat devam edecek tabii. Bir harpte 70 tane Kur'an hafızı şehit olunca Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in eteğini yakalamış. Bak demiş, büyük bir tehlike var. Kur'an'ın da kaybolup gitmesinden, hafızlar yok olunca kimden duyacaklar Kur'an'ı? Kaybolup gitmesinden korkarım. Kur'an'ı diyor topla. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahiy katipleri var. Kur'an ayetleri nazil oldukça o vahiy katipleri yazıyorlar. Niye? Derilere, tahtalara, düz taşlara yazıyorlar. Herkes yazdığını kendinde gizliyor. Bunları diyor topla. Peygamberin yapmadığını ben yapmam diyor ya Ömer diyor. Ömer kızıyor. Yahu diyor peygamber yapamazdı çünkü vahiy gelmesi Peygamber Efendimizin irtihaline kadar her an vahiy gelebilir. Bir kitap haline getirsek bunları bir daha vahiy gelince nasıl olacak? Efendimiz bunun için bunları yapmadı. Sen diyor bunu yapmak zorundasın. Bastırıyor, neticede Ebu Bekir'e dediğini kabul ettiriyor ve ilan ediliyor. Kimde Kur'an'ın ayetleri varsa, kim yazdıysa iki şahitle beraber, iki tane şahit peygamberin dizinin dibinde bu ayet nazil olduğunda yazdım diye iki tane şahit getirecek. Böylece herkes yanındakini getirsin. Bu şartlarda herkes iki şahit de sahabilerden bularak getirmişler. Kur'an ayetleri bir araya toplanmış. Buna mushaf deniyor. 6666 ayet deniyor. 6600 deniyor. 6000 küsur deniyor. Neden böyle? Çünkü mesela her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim var. İmam Şafii'ye göre surelerin başındaki besmele o sureden bir ayettir. Biz diyoruz ki hayır. Nebe suresi Süleyman Aleyhisselam'dan bahseden o surede Belkıs'tan bahseden işte Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a mektup yazmış. İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. O ayet var Kur'an'da. Burada ayetin bir parçasıdır, ayettir. Ama surelerin başındaki her sureden bir ayet değildir, müstakil ayettir. Müstakil ayet indirilmiştir diyor sureler birbirine ayırmak üzere. Ondan dolayı biz Fatiha okurken Besmele içimizden okuruz. Araplar dışından okuyor sureden bir ayet diye. Bundan dolayı 6000 mi, 6666 mı, işte bu gibi şeylerden dolayı farklı şey. Yoksa Kur'an'da fazlalık eksiklik yok. Yazılmış, tespit edilmiş. Yazılanların iki ayet mi, bir ayet mi? Orada ihtilaftan dolayı bu rakam farkı var. Efendimiz zamanında yazılmış, Hazreti Ebu Bekir zaman toplanmış, Hazreti Osman zamanında ülke çok genişlediği için Azerbaycan, İran, Mısır, şimdi Mısır'dan buraya geleceğiz. Mısır, Habeşistan fetholunmuş, ülke sınırları çok genişlemiş. Oralar insanları Müslüman olmuş ama adetleriyle, dil konuşma dilleriyle girmişler.
Mekke'nin Arapçası başka, Bağdat'ın Arapçası başka. Şuranın adeti başka, buranın adeti başka. Biz bile Müslüman olmuşuz ama eskiden şamanizmden kalan şeyleri hala atamamışız. Ağaçlara bez bağlamak, çaput bağlamak, mezarlara mum dikmek Müslümanlıkta yok. Şamanizmden gelen bir adettir. Hala Anadolu'da bunları yapıyorlar. Atamamış. İşte bunlar da, onlar da bir de okuyuş tarzları farklı. Kimisi Maliki diyor, kimisi Meliki diyor. Gene ileri gelenler demişler ki Hazreti Osman'a bu iş böyle olmaz. Herkes Kur'an'ı çeşit çeşit okumaya başladı. Farklı farklı. Yarın bu anlam farkını da götürür. Onun için bu mushaftan çoğaltalım. Altın üstü çoğaltılmış. O altın üstüden birisi bizim Topkapı Müzesi'nde, daha evvel de bilgi vermiştik bu konuda. Bir tanesi Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde, bir tanesi Paris Milli Kütüphanesi'nde. Böyle herkes işte götürmüş, oralara koymuş. Hala orijinali orada duruyor. Olduğu gibi, indiği gibi hiç değişmeden gelen tek kitap Kur'an-ı Kerim. Tevrat değişmiş, İncil değişmiş, ilaveler yapılmış, unutulmuş, kaybolmuş. Rivayetlerden toplanmış, yazılı metin olmadığı için, peygamberler Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam yazdırmadığı için ve rivayetten toplandığı için ilaveler var, eksikler var. Ama Kur'an böyle değil. İndiği gibi vahiy katiplerine yazdırılmış. Aynen günümüze kadar gelmiş. Kıyamete kadar da gidecek. Evet, çünkü inna nahnu nezzelna zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor Allah, korudu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim İncil'e, Tevrat'a benzemesin, insan sözü karışmasın diye sadece Kur'an'ı yazdırmış, kendi sözlerini yazmayı yasaklamış. Benim sözlerimi demiş kimse yazmayacak demiş. Sadece söyleyeceğim, ezberleyeceksiniz. Öğrendikten sonra başkasına dille anlatacaksınız. Ama kendisi mesela Hudeybiye müsalahasından sonra müşriklerle sulh anlaşması yapılmış. Müşriklerin saldırması olmayacak. Onlar da onları saldırmayacaklar. Bir sulh dönemi var. O dönemde bütün dünya devlet adamlarına mektuplar göndermiş. İslam'a davet etmiş yazılı. Bunlar da şimdi elimizde. Bunlar da elimizde. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'ın oğlu Abdullah 17 yaşındaymış. Demiş ya Resulallah, yazmayı yasakladın ama senin sözlerini ben demiş hafızamda tutamıyorum, ezberleyemiyorum. Bana müsaade et demiş, senin demiş senden duyduklarımı yazayım. Yaz demiş, ona izin vermiş. O da Resulullah Efendimiz'in dizi dibinde 1000 hadis yazmış. 1000 hadis Efendimiz'in dizi dibinde. Yanında. Sonra da o başkalarına duyurmuş etmeyin, yazmayın yasak olduğu için kimseye göstermemiş bunu. Öldüğü zaman yastığının altından çıkmış bu 1000 hadisli tomar. Ve bu son zamanlarda oryantalistler tarafından bulundu. Şimdi Amerikan Milli Kongre Kütüphanesi'nde orijinal duruyor. İlginç olan, şimdi bunu özellikle defaatle söylüyorum, tekrar ediyorum. Günümüzde bazı ilahiyat profesörleri hadis şey değil, garantili değildir, şüphelidir. Kur'an bize yeter diye hadisi küçümsüyorlar ve hadisin şüpheli olduğunu söylüyorlar. Öyle bir şey yok kesinlikle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini 200 sene sonra insanlardan Buhari toplamış, Müslim toplamış, Tirmizi toplamış, Ebu Davud toplamış, Nesai toplamış, İbn-i Mace toplamış. Daha çok toplayan var da bu 6 kitap Müslümanlarca muteber kitap kabul edilmiş. Kütüb-i Sitte deniyor bunlara. Şey şu söylemek istedim. Buhari bu peygamberimizin dizinin dibinde yazılan 1000 hadisten haberi yok. Saklamış çünkü. Kimse bilmiyor. Öldükten sonra elden ele dolaşmış. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini 200 sene sonra toplayan, şifahi olarak insanlara toplayan Buhari'nin hadisleriyle o 1000 hadisi karşılaştırıyorsunuz, hiçbir farkı yok. Yani Buhari o kadar sağlam bir kitap. Onun için bu söylenenlere kulak asmayın, kulak bir şey etmeyin, ortalığı bulandırmak istiyorlar. Yalnız Kur'an'ı okumakla biz
Müslümanlığı anlayamayız, yaşayamayız. Mesela akimus salah, namazı ikame ediniz. Nasıl kılacağız? Öyle diyor Peygamber. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Kendi ben nasıl kılıyorsam bakın öyle kılın diyor. Kur'an'ın akimu, namazı ikame edinizi açıklıyor. Fiilen açıklamış. Bazen de bu şu demektir diye sözle açıklamış. Bazen takrir beğenmesi sure görmüş bir şeyi hayır dememiş, yasak dememiş. Beğendiğine göre doğru. Takriri sünnet diye bunlar Kur'an'ı açıklıyoruz. Mesela ve tüz zeka, zekatı veriniz. Deveden 5, attan 5, koyundan 1/40. Nereden bu? Hadislerle. Evet, hadisler Kur'an-ı Azimüşşan'ı açıklarlar. Zaten Kur'an'da لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ insanları açıklayın diye biz sana Kur'an'ı indirdik. Kur'an'da ifade var. Bugünümüzde de böyledir. Şimdi bu arkadaşların sözlerini kulak asmayın. 1000 senedir böyle geliyor, oturmuş bunlar. Bir sürü münakaşalardan sonra böyle rayına oturmuş. Şimdi tekrar kurcalıyorlar. Yanlış. Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçedir. Ama kimse anayasayı anlayamaz. Anayasayı açıklamak için ticaret kanunu var, borçlar kanunu var, ceza kanunu var, kanunlar var. Bunları da kimse anlayamaz. Tüzükler çıkıyorlar, çıkarılıyor. Tüzükleri de anlayamazlar, genelgeler çıkarılıyor. Bütün dünyada böyle. Evet, Kur'an'da da akıl yolu budur. Kur'an anayasa, yani anlatmak için söylüyorum. Bunu Peygamberimiz kanun, sözleri kanun açıklamış. O kanunları sahabenin icma'ı, icma denilen bir İslam hukuk kaynağı var. O açıklamış. Onları da işte İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet gibi bütün Müslümanların etrafında toplandığı, kabul ettikleri imamlar kıyasla, şeyle, İçtihatlarıyla açıklamışlar. Mantık budur, ilim de budur. Onun için onların söyledikleri ortalığı karıştırmaktan beşer bir şey yaramaz. Sağlamdır, hadisler sağlamdır. Şimdi olayla ilgili olarak Hazreti Ebubekir peygamber yalancı peygamber uğraşmış. Sonra vefat edince Hazreti Ömer devlet teşkilatını kurmuş. Evet. Belediye teşkilatını kurmuş, işte askerlik teşkilatını kurmuş, adliye teşkilatı kurmuş, devleti teşkilatlandırmış. Ondan sonra Hazreti Osman her şeyi tamamlanmış, fetihe başlamış. Evet, ondan sonra Hazreti Ali döneminde İslam çığ gibi büyüdüğü için Yahudiler hasetlerinden, peygamber zaten Yahudi olmadığı için ta başta düşman olmuşlar. İslam'ı yok etmek için planlar hazırlıyorlar. Hazreti Osman zamanında ülke çok genişlemiş, fetholmuş. Herkes dediğim gibi kendi adetleriyle, örfleriyle dine giriyor. Ortalık karışıyor. Evet, işte o zaman Hazreti Osman uzak Kahire'ye kendi akrabasını vali tayin etmiş. İran'a kendi akrabasını vali tayin etmiş. Basra'ya kendi akrabasını vali tayin etmiş. Yani misal veriyorum. Çünkü o zaman telefon yok, hızlı uçak yok, otobüs yok. 6 aylık, 1 senelik yol mesafe. Kendi güvendiği ehil kimseleri akrabalarına atamış. Hemen Yahudi, Abdullah ibn Ebbes denilen Yahudi, Kur'an öğreniyor. Muazzam Arapça biliyor. Kur'an'ı ezberlemiş. Göbeğine kadar sakallı, sarıklı, cübbeli. Medine'ye geliyor, Osman diyor, kendi akrabalarını kayırıyor diyor. İslam'a aykırı gidiyor. Kışkırtmaya çalışıyor. Evet. Ondan sonra Medineliler kulak vermiyorlar. Kahire'ye gidiyor. Şimdi şeytan Kahire'ye, Mısır'a girdi. Orada yumurtladı, yavruladı diyoruz ya. Şimdi bu hadisi açıklamayan hep bu öyle değil de bu birisi de böyle. Oraya gidiyor. Oranın aslı Firavun. Mısırların aslı Firavun tohumu yani. Onlardan kalma. Burada da söylediği gibi çok hırsızlık, çok ahlak zayıf, karmakarışık bir yer. Onu söylüyor hadiste de,
böyle açıklamalar yapıyorlar. Orada tutturuyor bu propagandalarını. Müslümanları kışkırtıyor. Hazreti Osman hak yiyor. Kendi akrabalarını koruyor. Devletin nimetlerini, akrabalarını dağıtıyor filan gibi. Hatta bunların içinde Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed de var. O da başlarında Mısır'dan ordu kurup gelip Medine'de Hazreti Osman'ı basıyorlar. Hazreti Osman hazırlık yapmıyor tarihteki bilgilere göre. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki Osman yarın akşam iftarı beraber yapacağız demiş. Peygamber kavuşacak adam dünyada yaşamak ister mi? Tedbir almamış. Efendimizin bu şeyine binaen gelmişler işte kapıyı zorlayıp girmişler. İlk giren Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Demiş ki ona evladım demiş ben babanı çok severim. Babam da beni çok sever. Sen bu işe burnunu karıştırma, sokma kendini sokma. Sen demiş vazgeç bu işten. O pişman olmuş, geri dönmüş ama ihtilalcıların gözü dönmüş, onu dinlememişler. Dönün arkadaşlar dese de o öfkeyle saldırmışlar. Kur'an okurken Hazreti Osman'ı şehit etmişler. O şehit edildiği Kur'an Topkapı'da var işte. Kanının damladığı Kur'an. Ondan sonra da birbirlerini yemeyelim demişler. Ali'yi getirelim. Hazreti Ali de büyük adam. Biliyor olacakları, evinden çıkmamış. Fitne zamanında karışmayın diyor. Öyle hadis var. Gitmişler, onu almışlar, gelmişler. Onun etrafında toplanalım. Sonra kozumuzu paylaşırız demişler. Getirmişler, oturtturmuşlar. İşte o zaman yerden bakın Yahudi İslam alemini nasıl karıştırdı. Şimdi de aynı karıştırıyor. Hazreti Ayşe anamız allame bir kadın. Allah ondan razı olsun. Şefaaten bizim aile eylesin. Çok süper zeki. Onun için onun genç yaşında onunla evlendi Peygamberimiz. Birebir onu okuttu, öğretti. Allame bir kadın. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır hadisi var. Hazreti Ali bile ona fetva sorarmış. O kadar bilgili bir kadın. O gelmiş demiş ki Ali sen halife misin? Evet demiş müminlerin anası. Beni halifelik makamına oturttular. Halifenin birinci görevi adaleti hakim kılmaktır. Zulmü önlemektir. Osman günahsız katledildi, öldürüldü. Katilleri yakala, as. İdam et, öldür, kısas yap. %100 haklısın müminlerin anası. Doğru söylüyorsun. Osman günahsızdır. Ben de biliyorum. Ama senin öldür, yakala dediğin adamlar beni buraya tutturdu. Bana zaman tanı, ordumu kurayım, polis teşkilatımı kurayım, onların hakkından geleceğim. İkisi de haklı değil mi? Hazreti Ayşe anamız diyor ki, Ali diyor, adaletin gecikmesi de zulümdür değil mi diyor. O da doğru. Evet, oradan ihtilaf çıkıyor. Hazreti Ayşe anamız, arkasında sahabiler, o kanaatta olanlar, ordu topluyorlar. Hazreti Osman'ın de arkasında hükümet başkanı olarak işte devlet başkanı olarak zaten o ihtilalciler falan var. Cemel vakası iki ordu, iki Müslüman Yahudi hedefine ulaştı bakın. İki taraf da haklıdır. Biz ne Hazreti Ali'ye ne Ayşe anamıza bir laf edemeyiz. İçtihat olarak, fikir olarak ikisi de haklıdır. Evet. Hazreti Ali yeniyor Cemel vakası. Ondan sonra Hazreti Osman'ın katillerinin cezası verilmedi diye Muaviye radıyallahu anh Şam'da devlet kuruyor. Vahiy katibidir, dahidir. Ona sövmek, ona lanet okumak asla caiz değildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabem yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Kesin sözü var. O da vahiy katibidir üstelik. Ama şimdi İran ona sövüyor, küfrediyor, lanet okuyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e lanet okuyor, Osman'a lanet okuyor, Ali'nin hakkını yediler diye. Yahudi hedefine ulaşıyor, Müslümanları işte böyle ikiye. Efendimizin bu hadisi işte bunları haber veren, veriyor diyen alimler var. Başka şekilde yorumlayanlar var. Hadis böyle efendim, Mısır'da diyor, yumurtladı diyor, yavruladı diyor, orada kaldı diyor. Evet efendim, orada kaldı diyor. Güzel Peygamberimiz bu hadis-i şerifiyle, evet,
bu hadis-i şerif Tabarani Abdullah bin Ömer'den merfu olarak ve evet Heysemi diyor ki ricali hüsikat, bu hadis sağlam hadistir. Ravileri de sağlamdır diyor. Şey etmeyin, sakın şey etme, itiraz etmeyin. Evet. Dehale racülün el cennete, bir insan, burada racül erkek diyorum ama kadınlar da cennete girecek. Evet. Burada söz gelimi söylenmiş istitradi olarak, bir adam cennete gir, bir insan cennete girdi. Evet. El cennete fera'a abdehu fevka derecatihi. Dünyadayken kulu, kölesi var. Harp yapılmış. İslam adına, İslam'ı yaymak için, zulmü önlemek için, adalet hakimlemek için harp ilan edilmiş, savaşılmış. Müslümanlar galip gelmiş. O askerler de, Müslüman askerler de en kıymetli canlarını bu uğurda ortaya koymuşlar, kazanmışlar. Karşılığında Ülül Emr'de devlette o mağlup kimselerin erkeklerini köle, kadınlar cari olarak verebilir. Cihattır, harptır kaynağı. İşte o oradan kazandığı kölesi de ölmüş. Sahibi de ölmüş. İşte sahibi cennete girmiş. Bir bakmış ki kölesinin makamı cennette ondan üstün. Öyle diyor Peygamberimiz. Fera abdehu fevka derecatihi. Cennette kölesinin derecesi, halbuki köle. O efendi dünyada. Orada bakmış ki cennette kölesinin derecesi kendinden üstün. Muazzam. Muazzam. Evet. Fakale ya Rabbi, ya Rabbi abdi fevka dereceti, bu benim kölemdi ama derecesi benden çok yüksek, çok muhteşem. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Fakale Allahu Teala onu susturmak için buyurdu ki ceziyetu bi amelihi. Efendi o ameliyle böyle bu dereceye geldi. Bu amellerle olur. Derece yüksekliği amellerle olur. Amellerle olur. Onun ameli senin amelinden fazlaydı. Karşılığı buydu. Evet, niyeti çok halisti. Amelleri senden çoktu. Bu makamı elde etti. Ve ceziyetüke bi amelike, senin de cennete girdin. Makamın aha bu. Amelin karşılığı bu. Biz hak yemeyiz. Evet. Adalet bu. Evet, sen onda bu konuda, amel konusunda ondan geriydin. Onun için onun makamı senden üstün. İnne ekremeküm indallah etkâküm. Dünyada makamın şu, bu, bu. Yok, yok, yok. En şerefliniz, Allah'ın emirlerine en çok sarılanınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine en çok sarılanınız, en güzel iş yapıp karakter ahlakı düzgün olanınızdır. Kur'an'da ayettir, anayasa maddesidir. İşte bu köle ama dünyadayken bu konularda senden ileriydi. Karşılığı da buydu. Buyurmuş. Evet. Dünya hayatı gelip geçicidir. Ahiret hayatı ebedidir. Haliden muhalleden fiha ebede. Ayet böyle. Şimdi hoca çıkıyor diyor ki cennet ebedi değildir. Cehennem ebedi değildir. Kur'an'da ayet var. Haliden ebedi, muhalleden ebedi. Fiha ebeden ebedi. Ayet böyle kardeşim. Ayet böyle. Anayasa maddesi böyle. Hala öyle diyor. Cennette cehennemde ebedi değildir diyor. Hoca, bu da hoca. Ehl-i sünnet inancına göre ebedidir. Çünkü ayet böyle yani. Ayet böyle. Dünya hayatı geçici. Ama ahiret hayatı ebedi, cehennemle kafirler ebedi cehennemde kalacak. Müminler cennette kalacak. Eğer yanlış işleri varsa inkar etmemiş mümin ama yanlış işleri var, adalet gereği affa uğramamışsa, şefaate uğramamışsa günahları kadar, cezaları kadar cehenneme girecekler. Sonra cehennemden çıkacaklar. Cennete girecekler müminler, imanını koruyanlar. Kur'an böyle, hadisler böyle.
Hatta cennete girince cehennemden kurtulup hani doktor ameliyat ediyor, izi kalıyor ya, iyileşiyor adam ama izi kalıyor. Cehennemden gelenlerin de izi belli olacak. Herkes aa bizim hocaya bak be, cehennemden gelmiş mesela, misal veriyorum. Böyle bir hadis yok da ama şu var işte, cennettekiler cehennemden gelenleri böyle görecekler. O cennete girenler de bundan üzülecekler. Evet. Ya Rabbi diyecekler, bizi affettin, kusurlarımızı bağışladın, bizi buraya getirdin. Şunu da kaldır da diyecekler, şu izi de kaldır da bizi böyle durumlara düşmeyelim. Bunlar var. Bunlar hadislerde var. İşte orada dereceler amellere göre, amellere göre. Bu hadis-i şerif onu bize ifade ediyor. Evet. Ona göre ebedi aleme hazırlanmamızı Peygamberimiz bize uyarıyor, haber veriyor. Evet, Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerif bu. Dehaltül cenne, ben cennete girdim. Evet. Evet. Feraitu ala babiha, kapısında durdum. Cennetin kapısı, 8 kapısı var. Cehennemin 7 kapısı var. Cennetin 8 kapısı var. Ya yani şaşırma yani, şimdiden bunları bil. Şimdi Efendimiz kapının üstünü söyleyecek. Evet. Feraitu ala babiha, cennetin kapısında durdum. Evet. Feraitu ala babiha, kapısının üstünde gördüm ki mektuben, şu yazıyı gördüm. Cennetin kapısının üstünde. Es-sadakatu bi aşreti, sadaka 10 misliyle karşılık görür. Sadaka verdin mi sevabı 10 misli. Evet. 10 misli. Vel karzu bi semaniyeti aşara. Ama birine, bunalmış, zor durumda olan bir mümine borç para verdin mi? Faizsiz, karşılıksız. Al kardeşim, sıkıntını gider. Sonra ne zaman ödeyebilirsin? Şu kadar. Evet. Böyle yazılı, yazılın diyor. Alışveriş yaptınız mı? Kur'an-ı Kerim'de fektübü, yazın diyor. Çünkü ölüm var, kalım var. Mirasçıların hakkı gürültüye gider. İşler karışır. Para verdin, parayı vereceksin, imzalatacaksın adam, belge. Ha böyle karz-ı hasen diyorlar buna. Allah ecrini kat kat verecek. Şimdi o ayeti açıklıyor. Sadaka 10 misli. Bir sadaka verdin mi 10 misli sevap alacaksın. 10 katı. Cennetin kapısında bu yazılı gördüm. Eğer karz-ı hasen yaparsan, hiç karşılık beklemeden, bir müminin sıkıntı içinde, bir müminin bu sıkıntı gidersin diye ona borç verirsen, o 18 kattır. Bir semaniyeti aşara. 18 kattır. Sadaka 10 kat, karz-ı hasen 18 kat. Bunu gördüm. Fekultu ya Cibril, keyfi sarat es-sadakatu bi aşara? Cibril kardeşim, sadaka 10 ama nasıl oluyor dedim. Sadaka 10 misli nasıl oluyor? Vel karz semaneti aşar. Karz hasen, karşılıklı ödünç vermek. Nasıl 18 oluyor, sadaka 10 oluyor diye Cibril'e sordum. Kale lienne sadakada taka'u fi yedil gına vel fakir. Sadakayı zengin de fakir de alabilir, verebilir. Nasıl olur ya? Evet. Yaşlı amca titreyip durur. Sokağın öbür tarafına, bu tarafa geçecek. Trafikte vız 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 vız. Elinde asa titreyip duruyor. Koluna girdin de geçirdin karşıya, sadaka. Bu adam zengin de olabilir, fakir de olabilir. Yolun bu tarafını geçiriyorsun. Adam titreyip duruyor, yaşlı. Bu bir sadakadır. Bu zengin de olur, fakir de olur. Sadaka zenginle de fakire de olur. Yani illa para. Sadaka deyince biz de genellikle para veriyorsun filan. Yok. Bunalmış, sıkılmış,
şey olan adamlara yardım, sadaka. Evet, bu zenginde de olur, fakirde de olur. Zenginden de olur, fakirden de olur. Yani bu tarafa geçiren adam fakir de olur, zengin de olur. Aynı zengin adam bunu yapsa, bu tarafa geçirse o da sadaka vermiş olur. Fakir adam geçirse o da sadaka vermiş olur. Geçen adam zengin veya fakir olsa yine o da bu sadaka olur. İkisinde de olur bu sadaka meselesi. Vel karzu la yakav illa fi yedin men yahtacu ileyhim. Ama borç parayı ancak sıkıntıda olan, muhtaç olan adam alır. Zengin adam niye borç alsın ki? Alırsa istismar olur. Kendi parası varken adamın parasını alması kötü niyettir. Olur mu? Kendine ihtiyacı yok. Ancak muhtaç olanlar alabilir. Öteki herkes de olur sadaka. Hem veren hem alan tarafında, ama karz-ı hasen sadece zenginlerde olur. Zengin adam verebilir, fakire verebilir. Fakir adam niye borç alsın ki? Neden alsın ki kendi ihtiyacı yokken? O diyor sadece şeyde olur, fakirde olur. Öteki hem fakirde hem zenginde olur diyor. Ondan dolayı 1'e 18'dir. Öteki 1'e 10'dur. Evet. Hadis-i şerif böyle. Efendim, Karz-ı Hasen'i de Kur'an-ı Kerim'de övüyor Allah. La mütenahi artırılabilir Allah Zülcelal Hazretleri. Böyle şimdi adam parayı kazandırıyor. Biri 100 yapıyor. Kafası çalışıyor. Evet. Abdurrahman İbni Avf cennetliklerden birisidir. Burada da yazıyor etrafında. Camilerde de yazıyor. Aşere-i Mübeşşere. Türk milleti onları çok sever. Araplarda yoktur da bizde var. Medine'ye geldikleri zaman don gömlek gelmişler. Bütün malları mülkleri Mekke'de kalmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'liler demiş ki bu kardeşinizi kardeş edinin. Herkes malının yarısını versin. İki odası olan bir odasını gelene vermiş. Tarlasının yarısını vermiş filan. Abdullah bin Avf'ın kardeşiyle demiş ki evimin yarısı senin. Tarlamın yarısı senin. Demiş sağ ol, çok yaşa, çok yaşa. Sizin demiş çarşınız, pazarınız yok mu? Var demiş. Sen beni demiş oraya götür demiş. Çarşıyı göstermiş ona. Sağ ol demiş. Kafası çalışıyor adam, ticareti biliyor. Akşam cepleri dolu dönmüş. Sahabenin en zenginlerinden birisiydi. Cennetlik. Yani zenginlik cennete girmeye engel değil. Ama peygamber istediği zaman hepsini veriyormuş. Kış etmiyor. Allah yoluna vermekten sakın çekinmiyor. Mesela fakir bir adam yemek, içmeye muhtaç, sağlıklı. Şimdi ne diyor bazıları? Ayı gibi adam diyor. Ben onu diyor enayi mi mürcim diyor. Parayı kolayla mı kazan diyor. Ulan daha teşekkür et. Kıyamete yakın fakir bulamayacaksınız. Zekat verecek fakir bulamayacaksınız. O kadar zenginleşecek insanlar. Sen zekatı vermek zorundasın. Allah'ın emri bu. Ve tüz zeka. Zekatı verin. O fakire daha teşekkür borçlusun. Nereyi bulmaya gideceydin? Ta Afrika'ya mı gideceksin şimdi İstanbul'dan? Evet. Kıyamete yok, onu da bulamayacaksın. Daha teşekkür borçlusun. O kendisi çalışmamış, bu duruma düşmüş. Dilenmek zilletti, zillet haramdır. O ayrı iş. Senin açından o adam yemeğe içmeye muhtaç mı? Evet. Aç, susuz. Elinde para yok. Ver, zekatını ver, sadakanı ver. Borcundan kurtul. Teşekkür borçlusun da. Verecek yer buldun diye. Sakın böyle şeylere şey etme. Kapılma, düşüncelere kapılma. Tabii bu insana göre makbuliyet bakımından değişir. Çok zor durumda olana verdiğin zaman onun başka olur kıymeti. Çok zor durumda değil ama dinen verilebilir. Olanın durumu başkadır. İnsanların durumuna göre, zamanı göre para çok kıymetli. Onu söyleyecektim. Para kazanmayı iyi biliyorsun. Mesela zekat zamanı geldi. Versen şimdi Allah'ın emri bu. Sene doldu mu? Zengin olduğun andan itibaren bir sene geçti mi? Kameri aylara göre zekat vermek zorundasın. Eğer vermez de ertesi gün ölürsen borçlu ölürsün. Hemen vereceksin. Ama adam öyle bir zaman, öyle bir yer var ki bir ayda onu üç misli artırabilir.
zekat vermeden. Kendi malıdır. 3 ay sonra verse olmaz mı? Ölü verirse borçlu ölür. Ölmezse kendi malıdır. Evet. Zekatını ödüyor yine ama 3 kat. Ha. Böyle bir durumda Allah'ın emri bu. Ben zekatımı vereceğim demek başka. Bir de işte yani elde dursa da 3 ay durmasa da aynı bir şeyi kazanacak. Öyle bir ortam yok. İşte bu durumlara göre yaptığın hayırın şeysi artabilir. Ecri artabilir. Peygamber buna da dikkati çekmiştir diyor bazı alimler. Evet, bu hadis-i şerifi Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh güzel hasen isnatla bize nakletmişler. Bazı alimler sadaka şeyden karz-ı hasenden üstündür. Bazıları da işte bizim burada da anlattığımız gibi karz-ı hasen sadakadan üstündür diye mutalalarda bulmuşlar. Duruma göre, zamana göre bu değişebilir. Evet efendim. Gene Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dehaltül cennete. Ben cennete girdim. Evet. Uykusunda cennete girmiş. Miraç'ta da cenneti gördü Peygamberimiz. Uyanıkken de cenneti görüyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü gibi cenneti cehennemi sahabiyi de Efendimizin yanında sohbette böyle ederken cenneti görüyorlar. Cehennemi görüyorlar. Ona göre insan görmek başka. Leysel hamurkel muayene. Bizzat kulaktan duyma başka, bizzat görmek başka. Öyle. Eve gidiyorlar, cenneti göremiyorlar. Cehennemi göremiyorlar. Hepsi değil canım. Hazreti Ömer ben diyor görmedim Allah'a namaz kılmam diyor. Allah Allah. Ben görmedim Allah'a ibadet etmem diyor. İnşallah Allah nasip etsin. Cennete girelim, elini öpelim. Ne demek istedin yahu diye soralım. Görmedim Allah'a namaz kılmam ben diyor. Yani. Şu size bak yahu. Ama bu sadece o değil. Benim de hocam bir keresinde Allah'ı görmeyen göze gözlenmez dedi yahu. Yani Allah onlardan razı olsun. Demek ki Cenab-ı Hak bazılarının kapısını açıyor. Gösteriyor yani. Peygamberimiz de görüyordu yani. Gündüz de görüyordu. Şeyde sahabiler demişler ki senin yanında görüyoruz orada göremiyoruz. O da demiş ileri gitmen. Susun. Onun sayesinde görüyorlar. Ama bazılarında işte böyle öyle diyor. Görmedim Allah'a namaz kılmam ben diyor. Yani Allah onlardan razı olsun. Şimdi işte burada Peygamberimiz rüyasında cennete girmiş. Feraytu fi aruzati el cenne. Evet. Kapı kanatlarında cennetin kapı kanat aruzati el cenne. Kapı cennetin kapısı kanatlarında görmüş mektuben selase astur. Evet. 3 satır görmüş. Cennetin kapı kanatlarında. Bizzeheb altınla yazılmış. Cennet altını ile yazılmış. Ne yani? Türkiye dünyadaki altınla cennet farklı mı? Farklı. Cennette ihtiyarlamak, pörsümek, eskimek yok, çürümek yok. Allah oraya girmemiz nasip etsin. Hep 33 yaşında delikanlı olacağız. Hiç ihtiyarlamak yok. Gözümüzün az görmesi, kulağımız işitmesi bir şey yok. Oranın altı da böyle. Çürümez, eskimez, yok olmaz. Cennet altıyla kapısının 2 kanadında şunu gördüm. Es-satrul evvel. 3 satır gördüm. 1. satır cennetin kapısının 2 kanadının birisinde La ilahe illallah. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Varlığı kendindendir. Sonradan değildir. Kimseden doğmamıştır, doğrulmamıştır. Evet, vacibül vücuttur. Biz halbuki bir ana babadan, onun birleşmesinden doğduk. Sonradan doğduk. Sonra yok olacağız. Cenab-ı Hak böyle değil.
vacibül vücuttur. O ezelen ebeden var idi. Hiç onun yok olması yok. Böyle bir Allah, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir yazının bir şeysi bu. Muhammedur Resulullah. Evet, Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Bütün insü cinne, Muhammed Allah'ın peygamberidir. İnsü cin peygamberi. Evet, eski peygamberler böyle değil. Sadece bölge peygamberi. Evet, sadece bölge peygamberi. Kerkük, Musul taraflarına inmiş mesela, oranın peygamberi. Öteki Bağdat'a inmiş, oranın peygamberi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umumi, hem de hem bütün insanların peygamberi, hem de bütün cinlerin peygamberi. Resulü Sakaleyn. Evet, kapıda böyle yazıyor diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kapının birinci satırı bu. Şaşırman diye söylüyoruz yahu. Götüm nerede ya, deyip durman işte. Bunu gördüm, gir içeriye. Ve sattur sani. İkincisi, evet. Ma kaddemna vecedna ve ma ekelna rabihna ve ma halefna hasarna. Allahu Ekber. İkinci satır, evet. Elimize geçen şey, önden gönderdiklerimiz. Dünyadayken para kazanıyorsun, şu soğuk günde yok yakacağı yok, odunu yok, giyeceği yok, paltası yok, gel yavrum diyorsun, götürüyorsun, giydiriyorsun paltoyu, sorduruyorsun, yakacak alıveriyorsun, kömür alıveriyorsun, cebine para koyuyorsun, kıvranıyor zavallı, iffetli, fakir, kimseye de söylemiyor. Böyle fakir fukara yardım ettin, aha bu camiyi yaptırdın, sadaka cariye işledin, ne bileyim hastane yaptırdın, okul yaptırdın, hayır yaptın, daha sağsın, daha öbür tarafa gitmedin. Bunları bulduk diyor kapıda. Önden gördüklerimizi bulduk. Önden gönderdiklerimizi bulduk. Evet, ahirette bulduk. Kaybolmuyor, Allah kaybetmiyor. Ve ma ekelna rabihna. Dünyadayken kebap yedik. En güzel elbiseyi giydik. En güzel arabaya bindik. En güzel yerde, en güzel evde oturduk. Dünyada yediklerimizi de kazancımız oldu. Helalından tabii. Haramından yersen kaybımız olur. Dünyada helalından yediklerimiz de karımız oldu. Bulduk burada. Verdiklerimizi bulduk. Yediklerimiz karımız oldu dünyada. Evet. Ve mâ halefne hasarna. Evet. Ama dünyada verebilecek durumdaydık. Vermedik, para dağlı geldi, cimrilik yaptık. Vermedik. İşte bu vermediklerimiz bizim hüsranımız oldu. Tuh! Niye ben vaktiyle vermedim diye şeyim, çırpınmamız oldu. Evet, kaybettik bunları, kaybettik. Orada hayır yok, bitti. Orası yaptıklarını biçme zamanı. Kazanma yeri dünya. İşte dünyada vermediydik, kaybettik. Kaybettik. Kapıda bu yazıyormuş ikinci satırda. Vasrattu salis ümmetün müznibe ve Rabbün gafur. Allahu Ekber. Evet. Üçüncü satır cennetin kapısında, kanatlarında. Ümmet günahkardır. Ümmeti Muhammed günahları çoktur ama ve Rabbün gafur. Allah da çok affedicidir. Evet, umut kapısı. Ümmetin günahları çoktur ama mümindir, imanını kaybetmemiştir. Allah da gafur rahimdir, merhametlidir, çok affedicidir. Bunu, üçüncü satırda bunu gördüm diyor. Onun için iman konusunu iyi bilmek lazım. Evet, bana telefon ediyor herif. Çocuklarımı en iyi okullarda okutuyorum.
özel hocalar tutuyorum. Evim çok güzel. Giyim kuşamlar, yemiş çok güzel. Kimsenin malını almış değilim. Kafamı çalıştırdım, zengin oldum. Her şeyi veriyorum. Akşamları hocam, neşem bulmak için bir kadeh atıyorum. Bunun neresi günah olur? Diyorum. Kadın diyor ki, ben kimseye kötülük yapmıyorum. Kimsenin dedikodusunu yapmıyorum. Kalbim temiz. Ben örtünemiyorum. Açık geziyorum. Kalbim temiz. Niye günah olsun ki? Bunlar kafir olur arkadaşlar. Çünkü Kur'an'da yazıyor. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç. Başka yerlerini gösteremez insanlara. Evet, evinde bir şey demiyoruz. Ama Peygamberimiz diyor ki, evde diyor, melekler var diyor. Edepli olun yahu diyor. Haram değil ama. Evinde kocası görüyor, onda çıplak olabilir. Hatta kocası çıplakları seviyorsa, sokakta başka karılara bakmasın diye, özellikle onun gözünü şey etmek için, sokağa çekmek için çıplak olsun bu maksatla. Ama başkasına olmaz. Başka diyor, Allah öyle diyor. وَلْيَطْرِبْ هُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. Ayet bu. Mümin kadınlara söyle Habibim, başörtülerini örtsünler. Örtülerini sarkıtsınlar, kulakları, boyunları, gerdanları görmesin. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Erkeklere cazip olarak yaratılan güzel yerlerini, göğüslerini, kalçalarını, karınlarını, baldırlarını göstermesinler. Bakın resmi tefsire, Elmalı Hoca'nın hak dinine. Allah'ın kanunu bu. Benim kalbim temiz. Ben kötülük düşünmüyorum ki. Niye haram olsun ki? Dedin mi bu ayeti reddedersin. Kur'an'daki bir ayeti reddeden de mümin olamaz, kafir olur. Öteki adam da, benim kimseye zararım yok ki, çocuklarım hakkında yemiyorum. Akşam neşemi bulmak için bir kadeh atıyorum. Niye haram olsun ki? Öyle diyor. İnnemel hamru رِسْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ. İçki şeytanın murdar işidir, bırakın onu. Bu ayeti reddediyorsun arkadaş. İman kalmaz. Şimdi böyle çok yorum yapanlar var. Kalbimiz temiz, niye haram olsun ki? Evet. Şimdi bilmiyor, bilmedikten sonra kendi mantığına göre hareket ediyor. Kendi mantığına göre, işte bu çok tehlikeli. Evet. Allah'a, peygamberi söven adam imandan çıkar. İmandan çıkınca nikah da kalmaz. Bir Müslüman kadın kafirle evlenemez, nikah tutmaz. Kocası dine, peygamberi sövünce nikah dinden çıkar. Nikah da kalmaz. Evet. Allah telefonlara, biz 30 senedir, 40 senedir evliyiz. Kocam hem namaz kılar ama kafası kızdığımı günde belki 5 defa, 10 defa Allah peygamberi sövüyor. Oluyor mu arkadaş? Sen namaz kılsan da boşuna yatıp yuvarlanıyorsun. Bilmeden olmaz. Her şeyin bir kanunu var. Bu ders işte müminlere bu gibi şeyleri öğretmek için. Sen oku, okuyamıyorsan böyle öğretenleri dinle bari. Yok öyle bir şey yok. Namaza gidiyor. Gidiyorsun ama abdestli namaz kıldım diyor. Olur mu ya? Ben kıldım oldu diye. Olur mu ya? Kuralı var, kanunu var ya. Bu işin. Evet. Şimdi maalesef bunlar çoğaldı. Bilmeden olmaz. İmanınızı koruyan şeyleri bileceksiniz. Allah hakkında ona layık olmayan bir şeyi söylemek küfürdür. Peygamber hakkında ona layık olmayan bir şeyi söylemek küfürdür. Bu nelerdir bunlar? Bileceksin, öğreneceksin. Okuyacaksın, öğreneceksin veya duyacaksın, öğreneceksin. Kendi kafana göre mutalaa beyan edemezsin. Her şeyin olması gereken bir noktası var. Kanunlar Türkçe. Niye hukuk fakültesi var? Okusun herkes. Öyle değil işte. Senin anladığın gibi değil, hakimin anladığı gibi olacak o. Onun bir manası var. Yoksa dinler mi seni? Dinle de böyle arkadaş. Onun için herkes Kur'an okuyarak kendine göre hareket edemez. Bir imama tabi olacak. فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Bilmiyorsanız bilene sorun. Allah'ın emridir. O da İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Oturmuş, yıllarca tartışılmış. Bütün Müslümanlar bunları kabul etmiş. Birine tabi olacaksın, ona soracaksın. Onun dediğine göre hareket edeceksin. Sen anlamazsın, anladım zannedersin. Bu iş böyle. Evet, böyle yanlış işler yapmış. Ama mümin inkar etmiyor, böyle lafları yok. Allah kusurumu affetsin diyor. Böyle aşırı lafları yok. İmanı götüren bir şey yok ama eksik. Ama müminler günahı çoktur ama Allah'tan affı çoktur. Bir satırda öyle diyor güzel peygamberimiz. Evet, bize umut kapısı. İnne rahmetallik garibun minel muhsinin la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Ama imanınızı edelemezseniz, inkar etmezseniz, iman gittiyse her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Bu elektriği bulan adam ne kadar iyi hizmet ediyor bak. Ama la ilahe illallah Muhammed Resulullah demediyse hiç dünyada aldığı şöhreti var işte. Parasını kazandı gitti öbür tarafta. Zırnık nasip yok. La kalâke lehum. Hiçbir nasipleri yok. Allah imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten İmam Rafi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Duhulül beyt, duhulü fi hasene. Evet, Kabe-i Muazzama'ya girmek, namaz kılmak için, dua için Kabe-i Muazzama'nın içine girmek, Kabe-i Muazzama'ya girmek, iyiliğe, haseneye girmek demektir. Ve kurucum min seyyiyetin, Kabe-i Muazzama'ya girdikten sonra işte ibadet maksadıyla, dua maksadıyla haseneye girmiş olursun. Çıktın mı? Günahtan çıkmış olursun. Evet. Günahtan, seyyiyeden çıkmış olursun. Yani affaya uğrarsın. Evet, İmam-ı Azam iki rekatta Kur'an'ı hatmetmiş Kabe'nin içinde. Sen hiç denemeye kalkma. Koca 6666 ayeti ezbere bir kere okuyacak kaç hafız var. Muazzam bir şey ezbere böyle hiç takılmadan okumak. Bir, iki, koca Kur'an kaç saat okunur? Kaç saat okunur? O kadar ayakta kalabilecek mi? O nasıl kalmış? Sen zevk duyamıyorsun. O zevkten dört köşe namaz kılarken hiç bacağının ağrısını falan duymuyor. Hazreti Ali her namaza durunca o saplarından bacağını oku çıkarmışlar. Kızgın demirle dağlamışlar. Selam vermiş. Yaşlayın demiş falan demiş. Birinci dikkatliyken bizi o cehaletteki ya Ali demişler. Öyle namaz kılan adam acı, yorgunluk hisseder mi? İşte Kabe'de böyle namaz kılmak için giren bu namazı kıldı mı dışarıya günahlardan arınmış olarak çıkar. Kabe'den çıkmak o demektir. Kabe'nin evinden diyor. Evet, güzel peygamberimiz onun için oraya eskiden sokuyorlardı. Şimdi kapalı. Yine bayramda, bayramın birinci günü şey diyor, örtüleri değiştiriyorlar. Kral geliyor işte içine şey diyor filan, olabilir, girebilirsin ama oraya girecek adam da biraz kendinin bir şeysini bilmesi lazım. Bizi de sokmak istediler. Ben dedim oraya gir, ayık değilim. Evet, evet, işte o girerseniz böyle şuurlu, bilgili girmek, çıkmak, günahlardan kurtulmak demektir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men dakhala hu dakhala fi hasenetin. Kim oraya girerse haseneye girmiş olur. Ve harca min seyyiatin, günahtan çıkmış olur. Ve harca mağfuran lehu, affedilmiş olarak oradan çıkar. Evet, Kabe-i Muazzama girmenin mendup olduğu vardır bu hadis-i şerifte. Evet, ama oraya girmek için diyor ki ma'lem tu'zi ahadan bi duhulihi,
hiçbir kimseye girerken eziyet vermemek kaydıyla. Ben gireceğim, ben gireceğim diye millet birbirine eziyor. Hacer Esve öpeceğiz diye. Allah feryat edenlere imdat edeceğim, ölüyorum diye. Eziyor çünkü herif Hacer Esve'yi öpeceğim diye. Gözü oraya dikmiş, kadınlar eziyor, adamları eziyor. Evet, Nijeryalı bir adam, 2 metre. Gözü dikmiş oraya, ayağıma bir bastı, dırnağı bizim ben hakkım helal ediyorum, bir şey demiyorum da niyeti çünkü taşı öpmek, gözü yaşlı böyle dikmiş, hiç umurunda değil senin ayağın ezdiği, kemiğin kırdığı, yok böyle değil diyor, böyle değil, kimse eziyet etmek kaydıyla, kimse eziyet etmemek, taşı öpeceksen kimseye eziyet etmeyeceksin, evet, evet, bu şartla girersen böyledir. Açıklaması böyle. Yoksa olmaz. Evet, yoksa olmaz. Evet. Böyle olursa girmek caiz olmaz. Girmek caiz olmaz. Oraya girmek İmam Kurtubi haccın menasikindendir diyorsa da bu kabul edilmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü ancak oraya girdi. O zaman ihramlı da değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haccın menasikindendir diyemeyiz. Diyemeyiz. Evet. Diyemeyiz. Eskiden açıkmış. Hatta kavmin bir şey demese diyor Peygamberimiz bu kapıdan girip öbür kapı açardım. Buradan giren oradan çıkardı diyor. Millet görsün içini diye. Var içinde işte direk var, bir şeyler var. Önemli olan, önemli olan güzel Müslüman olmak. Evet, haccın menasikinden değil, haccın menasikinden tavaf. Evet. Evet. Kabe Ayşe anamız da diyor ki ben Kabe'ye girdim ama ümmetime şey ettim diyor. Herkes buraya girmiyor. Ben peygamber hanımı diye ben girdim ama diyor. Orada diyor üzüldüm diyor. Müminler giremediği için üzüldüm diyor. Evet. Onun için buraya girmek haccın merasikinden değil. Evet. Bu hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şu hadisi de okuyalım, bitirelim. Duhulul mümin, Allah Kabe'ye varmayı nasip etsin inşallah. Duhulul mümin, müminin yanına girmek, alel mümin, müminin yanına girmesi, tür'atun, bahçe gibidir. Ferahlıktır. Ferahlıktır. Evet, bahçedir. Ferahlıktır. Evet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir diye de Ebu Hureyre'den Ahmed bin Hanbel bir hadis nakletmiş. Evet. Evet. Ve duhulul mümini alel kafiri hüccetün. Müminin kafirin yanına girmesi şeydir. Tevhid için, peygamberliği anlatmak için, evet, delildir. Vel mümin yezheru, evet, mümin kimse nur parlar alnından, evet, nur görünür. Leman, lemana der alnından, nuruhu lehli semai, sema ehli bunun nurunu görürler. Müminin nurunu görürler. Evet. Şimdi biz hocamızdan bunları okuduk. Bunları anladık. İnsan gençken Süleyman'a gidiyoruz. Yazar orada. Burada yatıyor. Ziyaret ediyoruz. Çıkıyorum. Buraya çok turist geliyor. Siz de bakın. Ben çok baktım. Karşıda da dükkanlar var. Lokantası var herifin. Turistlere bir şeyler satıyor. Ama kerata ezan okulduğu halde gelmiyor buraya. Ama adı Ali Hasan, Müslüman yani. Şimdi bu hadisleri okuduk ya biz.
müminin alnından nur fışkırır. Burada gördük. Gavurların içine gittik, orada gördük. Türkiye devletlere gittik, Rusya dağılınca orada gördük. Çin'den buraya geliyordum, Hazreti ziyaret ediyordum. Çıkınca bakıyordum, bir sürü gavur var. Hilton'da kalmış, otellerde kalmış, gıcır gıcır yıkanmış, temiz giyinmiş. Ama suratında hiçbir hoşluk yok. Kapkara yine. Bir de o dükkan sahiplerine bakıyorum, kerata namaza gelmiyor ama mümin. Yüzünde ışıltı var. Yüzünde ışıltı var. Öyle diyor Peygamberimiz. Müminin nuru vardır diyor. Şimdi Türkiye devletlere gittiğimizde Kırgızistan'da herkes şarap içiyor. Herkes ayyaş. Rusya öğretmemiş hiçbir şeyi. Evet. Bunlar yeri gelince tekrar ediyorum ama taksiye bindim. Bir baktım şoförde ışık var. Mümin yani. Müslüman mısın dedim. Sünni Müslümanım elhamdülillah dedi. Allah bir sevindim ama. Herkes biliyorsun ayyaşların suratından belli olur. Sabah akşam durmadan. Su yok lokantalarda yahu. Herkes viski vodka içiyor. O hale getirmiş Ruslar Türkleri. Herkes ayyaş. Yüzünden belli ama bir baktım bunun azıcık ışık var. Sünni Müslüman elhamdülillah dedim. Nasıl sevindim. Hangi camiye gidiyorsun kardeş dedim. Vallahi ömrümde camiye gitmemişim dedi bu. Dedim sen namaz kılmıyor musun? Vallahi ömrümde hiç namaz kılmamışım dedi bu. Sen dün abdest almıyorsun bilmiyor musun? Vallahi ömrümde abdest almamışım, gusletmemişim. Bir de yemin ediyor. Ulan hayvan dedim sen nasıl bir sünni Müslüman olur? Kızdım bu sefer de. Din yasak. İslam yasak, komünizm bu demek. Babası toplarmış akşam yemeğinde. Çocuklar biz sünni Müslümanız dermiş. O aklında kalmış sadece. Onun için bana sünni Müslümanım diyor. Müslümanı bu kadar. O bir kelime duyduğu. Ama gene de Müslüman inancı olduğu için bir ışık. Bunu deneyin bak. Ne kadar yıkanırsa yıkansın gavurla bir Müslümanı bakın, Müslümanın yüzünden belli olur. Efendim Amerika'dan geliyoruz. Ucuz olsun diye aktarmalı uçaktan bilet aldık. O da şey etti, Avrupa'da dün indi. 4-4,5 saat sonra yeni uçakla geleceğiz. Namaz kıldık, tesbih çektik, dükkan mı yok ki? Orada hep her taraf gavur. Dolaşırken bir baktım bir başka bilet kuyruğunda insanlar var. Baktım o kuyruktan birisinin yüzü ışlıyor. Selamünaleyküm dedim uzaktan. Ve aleykümselam dedi. O kuyrukta nasıl belli oluyor? Siz de bakın deneyin. Efendimiz diyor ki müminin alnında nur vardır diyor. Bakın nur saçar diyor. Meğer herif rektörmüş. Bursa rektörüymüş. Cuma'dan cumala kılırım dedi. Ama mümin işte belli içinden. Beş vakit kılmasa da belli oluyor. Efendimiz onu söylüyor. Allah nurumuzu artırsın inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 El azim el kerim el rahim el ladî. La ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leki şerif mal besmele şerife bismillah. On birer ihlas-ı şerif mal besmele şerife bismillah. Allahu ekber.
فاتحة شريفة مع البسملة شريفة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezine amenu. فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı dersimizi okuduğumuz süveri celile ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamber an-ı azam aleyhim salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine el ashab etbalı rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine bil cümle ahirete ihtiyar eden müminat rahmetül aleyhim ecmain ervahına hasreten kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz üstadlarımızın bağımsız Ahmet Ziya'nın Gümüşhane üstadlarımızın ervahına burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına hediye eyledik vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle bizleri tevhid kamil eyle Ya Rabbi ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle ahlakımızı güzel eyle rızkımızı helalinden bol eyle akıbetimizi hayır eyle. Vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini küfürden, şirkten, her türlü zulümden, kötülüklerden muhafaza eyle. Ya ilahel alemin bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu da bizleri de şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetten, fesattan, büyülerden, kötülüklerden muhafaza eyle. Sübhanekallahü ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة